Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Yanlış anlaşılma oldu sanırım. İsim benzerliği falan olabilir. Bunun mümkünatı yok çünkü. Benim oğlum öyle bir şey yapmaz memur bey. Bir yanlışlık olmalı. Yanlışlık söz konusu değil. Murat bey bizimle gelecek. Oğlum, bir şey demeyecek misin? Evet anne. Büyük bir yanlışlık var. Sizden tek isteğim sakin kalıp gerçek ortaya çıkıncaya kadar bana destek olmanız. Gidelim. Murat. Nazlı'm. Sevgilim lütfen. Ne oluyor Murat? Müsaade edin. Siz Murat bir aracı alın. Biz de evde arama yapacağız. Durun bakın. Bir yanlış anlaşılma var. Murat suçsuz. Lütfen. Asude bırakma kendini. Ay, oğlumu götürüyorlar Mahmut. Canımı götürüyorlar. Arama izninizi görebilir miyim? Abi, sen hiç merak etme. Ben şimdi avukatlarla irtibata geçeceğim. Murat. Arkadaşlar, bakın vazifenizin farkındayım. Ama evde küçük bir çocuk var. Yani biraz özenli davranırsanız sevinirim. Tabii, merak etmeyin. Hatice abla, Gül. Zeynep'e göz kulak olur musunuz? Arama yapılırken ortalarda dolanmasın. Tabii. Seninle konuşacağız. Polislere eşlik et istersen. Zeynep korkmasın. Suzi teyze. Gitmenize çok şaşırdım gerçekten. Sizi çok özleyeceğiz. Ah benim güzel demirim. Can yoldaşım, arkadaşım. Ben şimdi kiminle kahve içeceğim? Kim yarenlik edecek bana? Hı? Bugüne kadar birbirimize yoldaşlık ettik Sümbül Hanım. Her şey için çok sağ olun. Ne demek demirim? Sen sağ ol. Bana çok güzel ablalık ettin. Ama çok ani oldu. Daha iyileşemedim bile. Aklım sende kalacak. Ben gayet iyiyim, merak etme. Bak çocuklar gidiyor. Gerçekten gidiyor benim can yoldaşım.
Ne zaman istersen çık gel Sümbül Hanım. Bak muhakkak bekliyorum, tamam mı? Gelirim tabii. Ama buradaki gibi olur mu? Öğlen kahvesine gelebilir miyim? Baba. Oğlum. Sen oğlum benim. Can. Güzel oğlum benim. Ben seni çok özleyeceğim. Suzi Alan evine gidiyordu. Seninle vedalaşmak istedi. Ama bizim evimiz çok büyük. Sümbül teyze gitse sen burada kal. Yavrum. Güzel torunum benim. Canım. Ben sana oralardan çok güzel oyuncaklar yollayacağım, tamam mı? Beni unutma sakın. Oldu mu bir tane? Güzel torunum. Kendine de cana da dikkat et. Ne zaman istersen ara beni. Teşekkür ederiz Suzan. Sen de kendine çok iyi bak. İyileşince cana da al gel. Muhakkak bekliyorum, tamam mı? Tamam. Tamam tamam artık. Bırakın da biraz da ben sarılayım. Al benim can yoldaşım. Beni unutmazsınız değil mi? Siz unutmak mümkün mü Sümbül Hanım? Baktıkça beni hatırlarsın. İçindeki o heyecanlı çocuğu koru, değil mi? Ama arada ikaz et de düşünmeden hareket etmesin. Yavaş yavaş çıkalım mı? Geç kalacağız yoksa. Tamam. Hoşça kal. Hadi. Görüşürüz sonra, tamam mı? Ben yeni oyunu çok sevdim. Annemle babamı dedim. Bir çay. Daralıyorum ama. Sen bizimle oynamak istemiyor musun? İstiyorum. Ama annem daha çok hayvan ismi biliyor. O bu oyunu çok sever. Ama kuzum gel gel. Ay ay ben bu oyunu bir türlü öğrenemedim. Gel kuzum anlat bana şu oyunu gel. Annenle baban gelince öğrenirsiniz diye sordum. Ama bak, bak nasıl üzülüyor gördün mü? Hadi sen ona bir anlat. Babam gelince oyunu öğretir. Ben zaten pek iyi öğretemem. Oyunun ikinci aşaması var daha. İkinci aşama mı? Evet. Hadi Cabla, hadi kalk. Oyunun ikinci aşamasını oynamamız için şu taraflara gitmemiz lazım, tamam mı? Tamam. Hadi Hatice abla, kalk kalk. Tamam, hadi. Ev temiz amirim. Günay silahı bulunama. Günay silahı da ne? Benim oğlum karıncayı bile incitmez. Gidebiliriz. Murat. Lütfen ailemle vedalaşmama izin ver. Thank you.
Ben senden eminim. Sana inanıyorum. Hiçbir zaman şüphe etmedim senden. Gerçekten ortaya çıkacak. Göreceksin. Nasıl? Kızımı sana emanet. Yokluğum onu hissettirme, olur mu? Şansımsın. Seni çok seviyorum. Nazlı, beni dinle. Benim yokluğumda sen kızımızın hem annesi hem babasısın. Ben onu bir an olsun bile yalnız bırakma. Güçlü dur. Kenan, geride bıraktığım herkes, her şey, tüm hayatım, hepsi sana emanet. Sakın unutma. Zeynep'in yüzündeki gülümseme sen olacaksın. Gözün arkada kalmasın. Hepimiz arkandayız. Bu hallik uzun sürmeyecek, merak etme aslanım. Murat. Söz verdik, güçlü olmamız lazım. Mahmut, ne olur kurtar oğlumu. Oğluna güvendiğin kadar adalete de güven. Ben de gerçeğin ortaya çıkması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Merak etme. Çoluk çocukla ne yapacağım ben? Ah Süzan Hanım. Her sıkıntıda imdadıma yetişiyordum. Kimin kapısını çalacağım ben? Ah benim güzel dinlerim. Böyle duvar gibi bakardı ama pamuk gibi de kalbi vardı. Demek çocukları baş başa bırakmak için çekip gitti. Tabii ya. Ne Süzan Hanım yok artık. Ben bunların gözüne batarım vallahi. Kaynana gibi görürler beni. Burcu da evden gönderirse yine sokaklara düşerim. Ne yapacağım ben? Allah'ım, ne yapacağım ben? Bakın, ben kimseyi öldürmedim. Söylüyorum size işte. Bana tuzak kuruldu. Karşınıza aldığınız kişilerin dilinden konuşmanız gerekti belki de. Ne demek istiyorsunuz? İdris Tosun. Satın aldığınız arazide otopark işletiyormuş. Uyarmışsınız ama dinlememiş. Daha sonra hesaplaşmak için karşılarına mı çıktım? Baş edemeyeceğini anlayınca da öldürüp kurtulayım mı dedim. Peki silahı ne yaptın? İşlemediğim bir cinayeti itiraf etmemi bekleyemezsiniz benden. Murat Aslak, neden İdris'in peşine düştün öyleyse? Satın aldığın araziyi neden geri verdin? Daha sonra
şüpheleri üstüne çekmeden bu araziyi tekrar almak için mi? Evet. Araziyi geri almak istedim. Doğru. Ama ben kimseyi öldürmedim. Tamam. Öldürmedin. Ama diğer olanların hepsini kabul ediyorsun. Doğru mu anlıyorum? Sana tek bir soru soracağım. Bütün bunlar olup biterken polise neden gitmedin? Halamın sesini duyuyor musun sen de? Duymaz olur muyum? Dönürüm, koş gel. Dizimiz başladı. Sen de böyle başka bir eve gelmiş gibi hissediyor musun? Sen niye gülüyorsun? Şurada iki dakika duygusallaşıyorum. Sen niye gülüyorsun? Sen gülüyorsun diye gülüyorum. Evin kalabalığından gözüm sana çarpınca, ya çok değil, iki saat baş başa olalım diye içimden geçiriyordum hep. Şimdi bir tuhaf oldu. Sudan çıkmış balığa döndük sanki. O zaman artık kendi denizimizde özgürce yüzebiliriz. O zaman yemek mi yapsak önce? Olur, hı? Yapalım. Yoksa seni mi yesem? Murat'ı kelepçeyle görünce kulağımda bir ses çınladı. Babam. Teşekkür ederim kızım dedi. Şirketinin iflasını demir parmaklıklar ardında izle bakalım. Çok iyi gidiyoruz Kenan. Herkesin adım atışı farklı Ceyda. Anlamadım. Farklı adım derken? Artık sana baktığım zaman bambaşka bir Ceyda görüyorum. Hırslı, öfkeli bir Ceyda mı? Doğru. Öyleyim. Çok doğal değil mi? Hem sen değil miydin vicdani duygularını rafa kaldır diye? Hapse girmesine gerek yoktu. Cinayete gerek yoktu. Bunlar çok fazla oldu Ceyda. Sen açık açık söylesene. Abin sana hayatını emanet edince üzüldün mü? Vicdanına mı dokundu? Konu abim değil. Konu sensin. Arkamdan iş çevirdin. Hayatım boyunca Murat'ın sofrasında oturacak değildim ya. Birinin buna dur demesi gerekiyordu. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Böyle odalara kapanıp daha fazla dikkat çekmeyelim. Nazlı ile Asude'nin yanında olalım. Haklısın. Vakit geçirmeyi özlemişim. Ben de. Bu mutluluğumuz, huzurumuz hiç bozulmayacak. Söz veriyorum sana. Ama daha fazla bu kadar sessiz kalmayacağız. Neden? Çünkü yalnız kalmayacağız. Yani çocuklarımız olacak ya da. Çocuklar diyorsun yani.
Yani polisler kapıyı çalıyor ve gözümüzün önünde oğlumu cinayet suçlamasıyla götürüyorlar. Sadece bir iddia. İspatlanmasının mümkün olmadığı bir iddia. Oğlum orada şimdi kızını görmeden ne yapacak? Ben çocuğumu koruyamadım. Ailemi koruyamadım. Ailen küçücük bir sarsıntıda yıkılmayacak kadar güçlü Asude. Asude Hanım, hiç merak etmeyin. Şu anda bütün avukatlarımız çalışıyor. Emin olun en kısa sürede abim burada olacak, yanımızda olacak. Olacak. Çünkü Murat'ın bir suçu yok. Hem Murat Bey'i suçlayabilecekleri somut bir delil yok ortada. Öldürülen bir adamın arazisini satın aldı, hepsi bu. Hayır, Murat hayatında ilk defa arazi satın almıyor ki. Senelerdir bu işi yapıyor. Üstelik oğlum benim öngörülüdür. Yani bir şey yaptığı zaman sonunu görür. Bu işte neyi göremedi, neyi anlayamadı, bir türlü çözemedi. Asude Hanım, iş hayatı işte, yani risklerle dolu. Öyle mi Kenan? Madem risklerle dolu, niye abini sürükledin o zaman? Sürüklemek ne demek Nazlı? Yani bak, acını, üzüntünü anlıyorum, tamam. Ama ben ister miydim böyle olmasını? Abim büyümek istedi, bana söyledi. Ben de elimden gelen yardımı yaptım. Bütün ipler her zaman onun elindeydi. Kimse bir şeye zorlamadı ki onu. Dua edelim de abin yanımıza, ailesinin yanına dönsün. Müsaadenizle ben kızımın yanındayım. Geç oldu, ben de gideyim. Asude Hanım, tekrar çok geçmiş olsun. Ne zaman ihtiyacınız olursa ben buradayım. Ben de seni geçireyim Ceyda. İşte ben de çocuk korkmasın, geceleri rahat uyusun diye tüsü yakıyorum. Sanki ben kendimi düşünüyorum. Görmüyor musun? Negatif enerjileri kovuyorum. Malum gayipten bir sürü sesler geliyor. Onlar defolup gitsin diye uğraşıyorum. Hay siz de var ya, hiç kıymet bilmiyorsunuz. Ben Furkan'ı arayayım da kim defolup gidiyor bu evden görsem. Babanla konuşmak istersin değil mi anneciğim? Hemen geliyorum aşkım. Tatlılar harika. Tamam. Aşkım telefon. Burcu cadısı beni şikayet etmek için kocanı arayacak. Sakın merak etmeyin. Sıkıntı yok yani. Karın ağrısından yapıyor. Bunu biliyorum ben. Siz güzelce keyfinize bakın. Yok. Açmıyor artık, ne kadar önemli işleri varsa. Kız ne kadar alemsin sen ya. Seninki de laf yani. Onlar koca ne zamandır baş başa kalmadılar. Ya oturup resim yapacak halleri yok ya. Kim bilir, belki önemli işleri vardır senin bilmediğin. Dur, gel 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 gel. Manyak ya, yürü yürü. Manyak. Ben Sümbül'üm Sümbül. Sen benim çiçeğimi solduramazsın. Pes. Burcu gerçekten bilerek bizi rahatsız etmeye çalışıyor. Aşkım. İyi misin? Değilim. Neden? Çünkü yanımdayken bile özlüyorum seni. Çok
bakalım. Anne! Çok güzel oyunlar öğrendim. Size de öğretmek istiyorum. Tamam, öğret bakalım nasıl oyunlarmış. Anne. Sen ağladın mı? Hayır, bir tanem ağlamadım. Bir şey oldu. Soğandan olmuş olabilir. Ha. Tabii ya, soğandan oldu. Ben mutfakta soğan doğruyordum. Bir tanem ondan böyle gözlerim yanmış ama geçer birazdan. Anlat bakalım nasıl oyunlar? Babam gelsin, öyle anlatırım. Bir tanem, sana bir şey söylemem gerekiyor. Tamam. Baban gelemeyecek çünkü iş için acil yurt dışına çıkması gerekti. Yurt dışına mı? Beni öpmeden, benimle vedalaşmadan, sarılmadan mı? Bir tanem, bak. Baban acil toplantıya gitmişti ya. Oradan hemen haber gelmiş. Eve uğrayamadı o yüzden. Ama giderken ne dedi biliyor musun? Ne? Benim kızımı kocamın öp dedi. Gel bakalım. Büyüdüğümde ben de babamla yurt dışına gideceğim. Toplantılara beraber katılacağız. Öyle mi? O zaman babanın işleri kolaylaşacak demektir. Tabii babam da boş zamanlarında sana sürpriz yapar. Furkan ne olursa olsun merak eder, açardı telefonu canın için. Her ne oluyorsa kesin bu Ela'nın başının altından çıkıyor. Efendim Burcu? Bu Sümbül var ya, Furkan'la benim aile olmamızın önündeki en büyük engel, an söyleyeyim. Ha, bayağı işe edindi diyorsun yani. Ya onu da geçtim. Suzi evden gittiğinden beri Furkan'la Ela baş başa kaldılar evde resmen Gonca. Bak canım, istedikleri kadar baş başa kalırlarsa kalsınlar. Furkan'ın oğlu o evde, senin yanında. Sen ne zaman istersen o zaman gelir Furkan. İyi de Furkan telefonlarını bile açmıyor ki. Sen bir yolunu bulursun Burcu. Bulamıyorum işte. Sümbül bu evdeyken olmuyor. Bir dakika olsun göz açtırmıyor bana ya. Onu bir şekilde bu evden paketlemem lazım benim. Ne yapacağız Mahmut? Bir şey yapmadan önce bilmemiz lazım Asude. Yani gri alanlar var. Örneğin şu Kenan'la ilgili kafamda şüphelerim var. Nasıl yani? Gri dedim ya, çözemiyorum Asude. Yani senin aklına da kurt düşürmek istemem ama benimki sadece belki de bir his. Ha yok, ben bu senin hislerine çok güvenirim biliyorsun. Ama yani Murat Kenan'a çok güveniyor. Sen peki? Yani nasıl anlatsam bilemiyorum şimdi, bu çat kapı geldi birdenbire. Ben birdenbire girdi hayatımıza. Ben başlarda çok fazla güvenmedim tabii yani. Uzun süre yıldızımız barışmadı bu çocukla. Ama sonra fark ettim ki annesi Berwin onu çok doldurmuş. Yani bize hep böyle kızgınlık ve öfkeyle yetiştirmiş çocuğu. Sonra o bizi tanıdıkça, yani Murat'ı falan da anlamaya başladıkça değişti. Annesiyle bütün bağlarını kopardı. Ben de işte yani bir derece hani inanır gibi oldum. Yani ailemiz için büyük fedakarlıklar yaptı. Nasıl fedakarlıklar Asude? Mesela Murat'ın hayatını kurtardı canı pahasına. Sonra Nazlı'nın hayatını aynı şekilde. Tabii ki aklımda yine bir sürü sorular vardı. Ta ki torunum Zeynep'e donör olana kadar. Ona donör oldu ve hayatını bağışladı torunum. Ondan sonra benim aklımda soru işareti falan kalmadı. Haklısın. Ama ben her ayrıntıyı ve ihtimali
göz önünde bulundurmaya çalışıyorum Asude. Yani şu Nazlı'nın da işiyle alakalı kafasındaki huzursuzluk da kafamı karıştırdı açıkçası. Yani Murat'ı da böyle bir maceraya sürüklediğini söyleyince. Aslında haklı kız tabii. Yani Murat Kenan geldikten sonra işleri büyütmeye heveslendi çok. Yani kardeşiyle birlikte altından kalkabileceklerini düşündü. Kız haklı tabii aslında kızmakta. Ay ne bileyim Mahmut, hepimizin sinirleri çok bozuk artık. Anladım. Heh. Oh be. Çiçek gibi oldu işte. Yaşamıyor ama bu odaya. Hiç ruh yok. Yok. Şunu şuraya bastıracağım. Heh. Şimdi oldu. Oh be. Odam güzel oldu olmasına da yani ne bileyim ben Ela'ların oraya alışkın. Bilmeyecek ne var? Otel gibi işte ya. Otel gibi burası. Her şey Burcu yüzünden. Sürekli eve birilerini alıp geliyor. Aklınca benim aklımla oynayacak ama zor biraz. Ah Ethem Bey ah. Ah ah. Siz de beni aramaktan vazgeçtiniz artık. Oysa ne güzel. İkinci baharımızı, zenginliğimizi yaşayacaktık birlikte. Aşkımız başlamadan bitti. Ay o neydi, o neydi? Ya bir koltuk bu ne ya? Peki senin o kokunu ne yapacağız? Bağımlısı olabilir mi? Aşkım dur ya. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Korku filmi açmışsın, izlemiyorsun. Ben geriliyorum boş boşuna. Madem izlemeyecektin niye açtın? Ben boşuna mı geriliyorum bu kadar? Kapat o zaman. Ama gelince daha tatlı oluyorsun. De böyle kollarımın arasına sokuluyorsun ya. Nasıl yani? Sen benim zayıf yönlerimden mi faydalanıyorsun? Hiç yakıştıramadım. Gerçekten. Hiç yakıştıramadım sana. Bu işin içinde bilmediğim bir isim var. Daha düne kadar bunun İdis olduğunu düşünüyordum ama hayır. Daha içeriden, daha üstten birisi. Murat Bey, söylediğiniz her kelime bizim için çok değerli. Hepsini değerlendirerek sıkı bir çalışma yapacağız. Şüphelendiğiniz bir kimse var mı?
Ya da sizinle kim uğraşıyor böyle? Bildiğim tek bir şey var. O da beni çok iyi tanıyan biri. Devam edin lütfen. En ufak ayrıntı bile bizim için çok önemli. Ben onun Kenan olduğundan şüpheleniyorum. Hayır, hayır. Bu imkansız. Bana ve aileme zarar veren, gözünü kim görmüş düşmanımı bulun. Merak etmeyin Murat Bey. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İçiniz rahat olsun. Sevgili. Günaydın aşkım. Günaydın. İyi uyudun mu? Senin uyandığın bir gün kötü olabilir mi? Sen söyle bakalım. Mutlu uyandın mı? Çok. Bundan sonra güne böyle senin bu mutlu gülücüklerin olmadan uyanmak istemiyorum zaten. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ve bu yüzden bugün işe gitmeyip günü karımla geçireceğim. O zaman piknik sepeti hazırlıyorum. Dışarıda yapıyoruz yani kahvaltı. Evet. Hadi bakalım. İyiyim kız, iyiyim, iyiyim. Sen beni merak etme. Sizin keyfiniz nasıl? Baş başa yemek yedik. Furkan bugün işe gitmeyecek. Beraber bugün getireceğiz. Oh, kumrular gibi maşallah. Bak ne diyorum. Furkan'a söyle de sana bir kolye alsın. Hem de nazarlıklı. Bugünlerin anısına ha? Vallahi uzun zaman sonra o kadar çok mutluyuz ki. Ben bu anıların sinilebileceğini hiç sanmıyorum. Tü. Nazar değmesin inşallah. Hadi damadıma da selam söyle, öpüyorum seni. Prenses, girebilir miyim? Tabii ki de amca. Günaydın. Ben galiba bu aralar seni biraz ihmal ettim. Tabii birazcık olabilir. Ama söz veriyorum telafi edeceğim. Tamam. Amca. Biliyor musun, babam benimle vedalaşmadan yurt dışına gitmiş. Evet prenses. Çok acil bir işi çıktı, o yüzden gitti. Sana bir sır verebilir miyim? Ver. Babamı bir gün bile görmesem, tam buram çok acıyor. Ya sakın anneme söyleme lütfen. Yoksa bunu duyarsa çok üzülür ve çok korkar. Söz veriyorum prenses. Sır. Aa. Ne o kız öyle bohçacı gibi? Sümbül abla. Ütülenecek kıyafetler. Malum ben çok hastayım. Ve sen de bize yardım etmeye geldin. Artık ilgilenirsin diye düşünüyorum. Ha yapamam diyorsan hiç sorun değil, başka birini buluruz. Ana, kız bu kadar çamaşır biriktirilir mi ya? Görmüyor musun? Buruş buruş olmuşlar. Doğru, haklısın. Neyse, biz canlı dışarı çıkıyoruz şimdi. Ne yapayım? Karımı öpmeden duramıyorum. Hop, ben alırım bunu. Güzel karım yorulmasın. Enerjisini doğa yürüyüşüne saklasın biraz.
Bir şey soracağım. Hı. Ateşte yakar mıyız? Yakarız tabii. Ama seyirlik. Ben seni üşütmem, merak etme, biliyorsun. Tamam. Hadi çıkalım. Hadi. Burcu, ne oldu? Aramadın. Konuşmamız lazım Furkan. İkimizi ilgilendiren çok önemli bir konu. Sizden tek isteğim sakin kalıp gerçek ortaya çıkıncaya kadar bana destek olmanız. Ya olmazsa? Ya Murat aklanmazsa? Kızımız Zeynep iyileşemedi daha. Murat haksız yere kızından ayrı bir ömür mü geçirecek? Elim kolum bağlı oturamam. Murat'a yardım etmem lazım ama nasıl? Hatırladığım tek bir şey var. Lütfen yardım et! Lütfen yardım et bana! Bana göre hareket ettin. Murat'a nasıl yaparsınız bunu? Yok, sen laf anlamıyorsun ya. Sen laf anlamıyorsun. Ne desem kafana girmiyor senin. Bir şey söyleme o zaman. Söyleyeceğim Ceyda. Ben sana daha çok şey söyleyeceğim ama burada değil. Ulan biz neyin içine düştük? Kim onlar? Murat haber vermeden çıkmış. Arıyorum, ulaşamıyorum da. Merhabalar. Nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Kızım. Anam yanarmış. Aslan'ın bu doğru mu? Murat'ın kardeşi mi varmış? Sakın bana şu an bir şey sorma Nazlı. Kenan alıp götürmüş, kimseye haber vermeden götürmüş, parka diye çıkartmış. Allah, kaçırmış olmasın çocuğu. Allah'ım torunumu korusun. Küstün mü? Niye arkanı döndün bana? Ceyda. Damarıma basma benim. Sabrımı zorlama. Ne olur? Bu konuyu burada uzatmayacağım. Daha sonra konuşacağız her şeyi. Burada bitmedi. Tamam, konuşalım. İstediğin zaman, istediğin yerde konuşalım. Hatta bir şeyler içelim konuşurken, olur mu? Ceyda, çık artık. Git. Hay hay. İyi misiniz Burcu? Bir şey mi oldu? Pek ayakta konuşulacak bir konu değil de. Tabii, gir. Gel oğlum. Rahatsız edeceğiz sizi, kusura bakmayın. Yok canım, ne rahatsızlığı. Gir, gir.
Nazlı. İyi misin kızım? Gel şöyle otur. Gel. Gel. Ne oldu kızım? Anlat bakayım. Eğer anlatırsan sana yardımcı olabilirim. Murat'la mı ilgili? Yani biliyorsun, ben de Murat için buradayım. Yani onunla alakalı bir şey varsa bana anlatabilirsin. Murat'ı gerçekten kurtarabilir misiniz? Murat'ın suçsuz olduğunu biliyorum. Cinayeti işleyenler suçu Murat'ın üstüne attılar. Ama bunu bilmek yetmiyor. Bize kanıt lazım. Eğer bildiğin, gördüğün, farkına vardığın bir şey varsa saklama kızım, bana söyle. En ufak bir şey bile olsa Murat'ı kurtarmak için bizim işimize yarar. Biraz bahçede konuşabilir miyiz? Tabii kızım. Burcu anlat artık ne olduysa. Ben Can konusunda çok endişeliyim de. Niye? Sümbül abla yüzünden. Sümbül ablayla yalnız bırakamıyorum ki ben Can'ı. Unutkan, dalgın, umursamaz bir de yani. Sümbül ala mı? Evet. Az daha evi yakıyordu. Senin haberin var mı Furkan? Ne? Burcu sen emin misin? Sümbül Ala delidir, doludur biraz ama öyle biri değildir. Yani Can için elinden geleni yapar. Biliyorum, dikkat eder. Yoksa zaten sizin oraya getirmezdim. Ya vallahi ben güvenmiyorum Furkan. Ya Can'la ilgili konularda yani. Yani kötü niyeti yok biliyorum. Ama Can da onun yanında çok huzursuz zaten. Aklı bir karış havada. Ben oğlumu ona bırakıp bir yere gidemem mesela. Emanet edemem ki Furkan. Tamam. Bir çözüm buluruz. Dur bakalım. Yani düşünecek bir şey yok. Hemen bir çözüm bulmamız lazım. Can'dan bahsediyoruz sonuçta. Burcu hemen nasıl bulayım bir çare? Aslında çözüm çok basit. Sümbül ablayla aynı evde olmuyor. Ya, aklı bir karış havada. Ya profesyonel bir bakıcı bulacağız. Ya da seninle daha önce konuşmuştuk ya şu anaokul mevzusunu. Okula başlatalım canım. Bana aslında bu anaokul mevzusu daha mantıklı geliyor. Hem bir sürü arkadaş edinir, hem de artık zaten gerekli. Değil mi Ela? Bütün gün evde sıkılıyor çocuk zaten. Benim de durumum belli, malum. Can, annem gel bakalım bir. Bak biz şu an babayla ne konuşuyoruz biliyor musun? Seni okula başlatmayı düşünüyoruz. Hem orada bayağı bir arkadaşın olur, öğretmenlerin olur. İster misin böyle bir şey? İsteyim anneciğim. Tamam. O zaman biz babanla hemen okul kaydını yapalım senin. Tamam Burcu. Bizim çıkmamız lazım. Program yaptık. Sonra bakarız. Bugün hemen halletsek. Ela'cığım kusura bakmıyorsun değil mi? Mesele Can yoksa bu kadar acele etmezdim ben. Burcu şu an hemen ne acelesi var? Ben akşam gelince bir okul bakarım. Ben araştırdım zaten. Evin çok yakınlarında bir okul buldum. Bayağı iyi bir okul. Oraya hemen yaptıralım kaydını bugün. Hemen mi? Evet. Yani şu anda aslında ara kayıt almıyorlar ama açık bir kontenjan varmış. O kontenjanı kaçırmayalım diye şey yaptım ben.
Kenan'la Ceyda bu işin içinde. Hangi iş? Murat'a iftira attılar. Murat'ın üstünü bu cinayet olayını yıkan her kimse... ...Ceyda'yla Kenan da onlara dahil olmuş. Ben kendi kulaklarımla duydum. Emin misin? Eminim tabii. Zaten Kenan geldiğinden biridir bir şeyler sürekli ters gidiyordu. Ben anlayamamıştım. Sonra da hayatımıza Ceyda girdi. Siz bana inanmıyor musun? Anlıyorum tabii. Zaten uzun zamandır benim de fark ettiğim şeyler vardı. Ama kafamda pek oturtamıyordum. Sen şimdi böyle söyleyince kafamda daha da oturdum. Ne yapacağız peki? Hiçbir şey. Nasıl yani? Bir süre hiçbir şey yapmadan bekleyeceğiz. Yani hiç kimseye de bir şey söylemeyeceğiz. Ne yapacağız? Böyle olan biteni mi izleyeceğiz? Hayır. Doğru zamanı bekleyeceğiz kızım. Bize önce kanıt lazım. Şu Kenan'la Ceyda'yı ben etraflıca bir araştırdım. Bunların hakkında ne var ne yok bakayım. Adım adım gidelim. Vaktinden önce ses çıkartırsak... ...bunlar kendilerini kurtarabilirler. Sabırlı olacağız. Nasıl sabırlı olayım? Murat haksız yere içeride yatıyor şu anda. Yani Murat'ı kurtarabilmemizin tek yolu bu. Hani sen bana sordun ya, bana inanıyor musun diye. Şimdi ben de sana soruyorum. Bana güveniyor musun? Şimdi kızım sen hiç kimseye bir şey çaktırma. İçeriye geç. Ben de birkaç görüşme yapayım geleyim. Peki. Evlat, burada işler iyice karıştı. Şu işleri bir ayıklamamız lazım. Emret baba. Şu Kenan Akar. Şunu bir araştıralım etraflıca. Ne var ne yok bir bakalım bana sonu dön. Tamam baba. Şu Murat'ın üstüne şu adamlardan biri bu. Tezgah kuranlardan biri. Kimlerle ilişkisi var? Kimlerle takılır? Ne yapar ne eder? Güzelce bir araştır. Hemen. Ha, bir de not et şu Ceyda Bozan'ı. Şu Ceyda Bozan'ı da bir araştıralım. Bunun bu Kenan'la ilişkisi nedir? Eskiden bir ilişkileri var mı yok mu bir bilelim. Tamam. Hemen araştırıyorum baba. Var mı başka bir isteğin arzın? Estağfurullah. Evlat, canının sağlığı. Hadi bakalım selametle. Hale bak ya. Ne güzel ayaklarımı uzatıp keyif çatacaktım. İlk günden milletin hizmetçisi oldum. Ah Ethem Efendi ah. Gelip şunların elinden çekip kurtaramadım beni. Yoksa ben onun bunun ütüsünü yapacak kadın mıyım? Of çok daraldım ya. Vallahi çok daraldım artık of. Of yeter ya yeter. Gene aynı şey oluyor. Tam Furkan'la beraber vakit geçireceğiz. Bir anda burcu beliriyor. Ne yapıyor bu kadın hissediyor mu? Ben anlamıyorum ki artık ya. Efendim hala. Ne yaptın halacığım? Hiç. Sen ne yapıyorsun? Ben nasıl olabilirim ki? Burcu evdeki tüm ütüleri önüme döktü gitti. Ütüle ütüle bitiremiyorum ya. Patladım.
Bir de nereye gitti bilmiyorum. Bir yere gidiyorum dedi ama nereye gittiğini de bilmiyor. Ben biliyorum. Tam Furkan'la dışarı çıkacağız. Burcu geldi. Size mi geldi? Allah Allah. Derdi neymiş? Bugünkü gündemimizde Can'ın anaokulu. Furkan'la beraber Can'ı anaokuluna yazdırmaya gittiler. Bir düşmedi yakanızdan ya. Kapıdan kovsanız bacadan giriyor. Hiç etti değil mi gününüz? Tabii. Piknikte yalan oldu. Yok yok. Furkan geldikten sonra gideceğiz. Tamam, sakın meydanı boş bırakma. Aç gözlerini. O sinsiye pabuç bırakma. Duyuyor musun beni? Tamam hala, ben piknik için tekrar kahve demleyeceğim. Görüşürüz. Tamam kızım, görüşürüz. Dediğim gibi kızım, dikkat çekmemeye çalış. Normal davran. Benim de birkaç işim var, onları halledip geleceğim. Tamam. Çıkıyor musun? Birkaç görüşme yapacağım, geleceğim. Avukat aradı biliyor musun? Murat'la görüşebilecekmişiz. Gerçekten mi? Evet. Benden de selam söyleyin, canını sıkmasın. Peki, selametle. Görüşürüz. Sağ ol. Hazırlanalım. Dur, ben Hatice'ye bir uğrayayım da Zeynep'le ilgilensin o. Tamam. Ay çok mutluyum, Murat'ı göreceğim. Ben de. Abime mi gidiyorsunuz? Evet ya, avukat aradı. Görüşebilecekmişiz. Emniyete gidiyoruz birazdan. Tamam, ben götüreyim sizi. Harika olur. Tamam, dur o zaman ben Hatice'ye haber vereyim, bekle. Nazlı, sen iyi misin? Sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? O senin abin ya, abin! Nasıl yaparsın ya? Sana güvendi, seni sevdi. Ha? Ya hiç mi utanmadın sen? Hepimiz güvendik sana, hepimiz sevdik seni. Zeynep sana amca dedi ya. Ya hiç mi utanmadın? Ha? Hiç mi utanmadın ya? Gözüme bak! Nasıl ihanet edersin ya? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Söyle! Nazlı, iyi misin? Hadi hazırlan, abime geç kalacağız. Kaydımızı da yaptırdık. Benim oğlum çok büyüdü, artık okula gidecek değil mi? Evet, çok heyecanlıyım. O zaman köşede ayrılalım. Siz annenle eve geçin. Yarın gene görüşürüz, tamam mı oğlum? Tamam. Şurada çocuk mağazası var. Oraya gidelim, okul alışverişini yapalım, ister misin anneciğim? Gideyim, bir sürü defter ve kalem alalım. Tamam, siz annenden bakın o zaman. Sen gelmiyor musun? Ela'yla plan yaptık Burcu, biliyorsun. Biliyorum, biliyorum da. Yani ilk defa Can için böyle bir şey yapıyoruz. Babasının yanında ister, biliyorum. Sen de gel baba, sen de. Üçümüz. İyi, tamam. Geçelim. Yaşasın. Gel bakalım. Çok kısa. Nazlı, anne. Anne. Aslan. Kimseyi öldürmedim. Sen suçlu değilsin oğlum, ben biliyorum. Bir gün bile aksini düşünmedim ben. Aklımın köşesinden başka bir şey geçmedi.
Nasılsın? İyiyim. Zeynep nasıl? Beni götürürlerken görmedin mi? Görmedim. Bir süreliğine yurt dışında diyebiliyor seni. Sen hiç merak etme Zeynep'i. Gözün arkada kalmasın. Bir gün gerçekler ortaya çıkacak. Sen de o zaman evine geldiğinde kızınla vakit geçirmeye devam edeceksin. Benden bir isteğin var mı oğlum? Anneciğim, lütfen kendine çok dikkat et. Tamam. Sen de dikkat et, olur mu? Buyurun, size de alın dışarı. Memur Bey, onlar biraz daha yalnız kalsalar, yani karı koca biraz daha konuşsalar, lütfen rica ediyorum. Buyurun. Ne var yine Ceyda? Birileri benim hakkımda bilgi topluyormuş. Az önce haber geldi. Kimmiş? Bilmiyorum. Birileri bir şeyleri fark etmiş olmalı. Peşime düştüler. Kendi kafana göre iş yaparsan bu olur zaten Ceyda. Ne bekliyorsun? Söylenmeyi bırakır mısın? Konumuza dönebilir miyiz artık? Bilgi toplayanın Mahmut olduğunu düşünüyorum. Senin aklında başka birisi var mı? Mahmut'tur Ceyda. Başka kim olacak? Murat'ı kurtarmaya çalışacak normal olarak. Etrafta kim var kim yok herkesin peşine düşecek. İlk benim peşime düştüler ama. Yani doğru iz üzerindeler. Sadece beni araştırdığını da sanmıyorum. Seni de araştırıyordur bu kesin. Haberin olsun yani. Ne yapacağız? Dikkat edeceğiz Ceyda. Açık vermeyeceğiz. En önemlisi de ne biliyor musun? Kendi kafana göre iş yapmayacaksın artık. Benim şimdi kapatmam lazım. Hiçbir şey yapmadan dur, tamam mı? Hiçbir şey. Çok özledim seni. Ben de seni sevgilim. Lütfen. Ağlama bir tane. İyiyim ben. İyisin tabii. İyi olacaksın. Böyle ayaklarının üzerinde dimdik olacaksın. Sevgilim lütfen. Özür dilerim ben. Ben çok özledim seni. Zaten çok sürmeyecek bu. Mahmut Bey araştırma yapıyor. Senin masum olduğunu kanıtlayacak. Çok yakında çok güzel haberler alacağız. Nasıl bir araştırma bu? Ben Kenan'la Ceyda'nın konuşmalarını duydum. Onların bu olayla bir ilgisi var. Ne diyorsun? Nasıl, hiçbir şey bilmiyorum. Ben ne iyi ne kötü hiçbir şey bilmiyorum. Anlayamıyorum. Kenan'la Ceyda'nın bu işte parmağı var Murat. Bu çok üzücü ama maalesef durum böyle. Biliyorum. Bak hayatım, benimden bir şey gelmez burada. Avukat, her şey ilgileniyor. Mahmut abi de madem araştırıyor bu konuyu, bekleyip görelim. Biz senin için ne gerekiyorsa yapacağız. Seni buradan çıkaracağız. Çok uzun sürmeyecek. Sen sakın umutsuzluğa kapılma, tamam mı? Tamam artık, bitirelim. Seni çok seviyorum.
Ben de seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Zeynep'i de öp benim için. Öperim. Ay, yoruldum vallahi ya. Ay, annesi babası yokken vallahi Zeynep'i oyalamak ne kadar zormuş. Aklın annesini babasını getirmesin diye bir hal oldum vallahi. Gel dinlen sen biraz. Ben bakayım. Yok, çay alıp gideceğim. Oyun oynayacağız diye bekliyor. Tamam. 2 dakika otur, ben doldurayım senin çayını. Ahsut Hanım'dan bir haber var mı? Yok yavrum, bir haber yok. Şimdi perişan gelirler. Kolay mı insanın sevdiğini, evladını o halde görmesi? Yok değil tabii de işte. Sağ ol. Ya Murat Bey tutuklanırsa? Ay Gül, ağzından yel alsın. Güzel şeyler düşün, güzel şeyler konuş. Yok, sanmıyorum tutuklanacağını. Yani suçsuz olduğu anlaşılınca bırakırlar bence. Ay belki Ahsut Hanım'la beraber gelir Murat Bey de, ha? Zeynep! Babam mı geliyor? Ay kuzum, kuzum benim. Babam yurt dışında, nasıl gelsin hemen? Ama siz gelir dediniz. Biz işleri bitince hemen gelir dedik. Ne zaman gidecek peki? Hemen gelsin istiyorum. Belki erken gelir, sana sürpriz yapar, ha? O zaman sürpriz yapsın. Hadi, biz bir şeyler yapalım, hı? Kuzum, ne yapalım söyle, ne istersin, ha? Hiçbir şey. Zeynepciğim, bir düşün, belki aklına bir şey gelir, ha? Evet. Senin canın ne istiyor? Söyle bize hadi. Hadi. Elmalı kurabiye. Ha, tamam. Hadi, hadi o zaman yapalım. O zaman elmalar benden. Doğrayacağım şimdi. Şefimiz sen ol, tamam. Bize görev dağılımı yap, biz de yapalım. Evet şefim. Un. Kurabiye. Bir kabartma tozu getirin bana. Ay pardon, kurabiye değil o. Şeker olacak. Hadi bakalım, ben buradan ayrılıyorum. Yarın gelip seni okula götüreceğim, tamam mı babacığım? Tamam, geç kalma sakın. Tamam, merak etme, geç kalma. Hadi tut bakalım annenin elinden. Burcu, görüşürüz. Ah ya. Ne oldu? Ya okul telaşı falan derken tamamen unutmuşum. Benim biraz işim var, halletmem gereken de. Ama Can'ı yanımda götüremem, dedesiyle ilgili. Ben Can'ı eve bırakırım, sen git. Öyle de olmaz ki. Sümbül ablayla yalnız kalmasını istemiyorum, söylemiştim ya. Ne yapalım peki? Şey yapsak, size götürebilir misin? Hem zaten babamı çok özlüyorum, vakit geçirmek istiyorum deyip duruyor. Ben de işlerimi halledince hemen gelirim. Değil mi anneciğim, babanla gidersin. Hem diyorsun ya, çok özlüyorum babamı. Beraber vakit geçirin işte. Olur. Hadi hemen gidelim. Gel bakalım. İşim bitince uğrarsın. Uğrarım. Görüşürüz. Görüşürüz.
Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Gördünüz mü Murat'ı? Gördük. Selam ver. İyi mi peki? Aslan gibi. Ama kim bilir içi nasıl. Çok gücüne gitti onu orada öyle görünce. Ben bir Zeynep'e bakayım, bakayım. Biz yokken ne yapmış? Mahmut Bey, size bir gelişme var mı? Yani ikisini de araştırıyoruz. Yakında bilgiler akmaya başlar. İşte ne zaman? Yani Murat'a resmen iftira attılar. Yani boş yere içeride şu anda onun bir an önce oradan çıkması lazım. Bakın, Ceyda ile Kenan'ın parmağı var bu işte. Ben kendi kulaklarımda duydum bütün konuşmalarını. Onların bir an önce cezasını çekmesi lazım. Bunun için de gerçeklerin ortaya çıkması lazım. Bak, ispatlanır ispatlanmaz cezalarını çekecekler. Merak etme, güven bana sen. Peki. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Efendim. Hemen konağa gel. Niye? Bir şey mi oldu? Soru sorma. Hemen konağa gel. Tamam. Kahretsin. Ben nasıl toparlayacağım şimdi bunu? Sonunda. Geç bakalım. Gerçekten gözüm yollarda kaldı. Canım. Elan, biliyor musun? Biz okul alışverişi yaptık. Bir sürü kalem aldık. Öyle mi? Güle güle kullan. Burcu'nun biraz işi vardı. Ben de Can'ı getirdim. İyi yapmışsın. Hadi bakalım. Hep beraber pikniğe gidelim o zaman. Yok canım. Can gelmiş madem, sen Can'la vakit geçir. Can? Aç mısın? Beyaz. Sana meyveli yoğurt yapayım mı? İsteyeyim. Muzlu olsun. Tamam, muzlu olsun. Hayatım, sana da kahve getireyim. Yeni demlemiştim, soğumamıştır. Tamam canım, sağ ol. Tamam. Ver. Gel babacığım. Çıkar bakalım. Gel. Gel buraya. Gel, gel, gel. Atla. Hoş geldiniz. Kenan bunun odasında mı? Evet, çalışma odasında. Gel. Ne oluyor ya? Geç şunu, geç. Bugün konuştuklarımızı Nazlı duymuş. Demek ki Mahmut o yüzden araştırıyordu her şeyi. Mahmut burada mı? Burada. Beni niye çağırdın o zaman Mahmut buradaysa? Ya ikimizin burada ne işi var? Bitti mi yani şimdi her şey? Sona mı geldik? Başka bir planım var. Az önce zil çaldı. Kim geldi? Ceyda Hanım geldi efendim. İçeri girmedi mi? Görmedim de ben. Girdi Kenan Bey'i sordu, çalışma odasına geçti. Şimdi kaldırmayayım da birazcık soğusun. Tamam. Allah Allah, öldüm ya. Vallahi öldüm ütü yapmaktan. Bu kadar acımasızlık olmaz ki. Nerede şimdi bu Burcu Hanım? Bak, hala gelmedi. Dur bir Ela'yı arayayım. Halacığım, Can'la Burcu hala ortada yoklar. Haberin var mı senin? Can bizde. Furkan'la beraber geldiler. Anası neredeymiş? Vallahi bilmiyorum. İşi varmış. Can'ı Furkan'la beraber göndermiş. Tabii gidemediniz değil mi pikniğe? Gidemedik. Kız, bu Burcu var ya. Bu Burcu ayaklı yılan. Tabii ya. Ben senden
konuşurken duydu. Bak 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 bak, görüyor musun pisliği? Plan yaptı. Sizi baş başa bırakmamak için. Vallahi çok tehlikeli bu kız. Kapat, kapat, kapat. Mahmut Bey, Ceyda gelmiş yine. Kenan'la beraberler. Kesin bir iş çeviriyorlar. Ben de bakmaya gidiyorum, haberiniz olsun. Gel gitme kızım, gel. Otur biraz, sakinleş şurada. Allah aşkına ne sakinleşmesi? Yani gidip suçüstü yapalım işte. Ya bize kanıt lazım. Bu şekilde çözemeyiz. Kanıt onların ta kendisi. Murat'a bütün bunları onlar yaptı zaten. Ya tamam tamam, haklısın da. Murat'ın suçsuzluğunu böyle ispat edemeyiz. Onların suçlu olduğunu ispat etmemiz için elimizde delil olması gerekiyor. Ben beklemeyeceğim. Hala? Sümbül'e. Aa, siz hala niye oturuyorsunuz? Gezmeye gitmeyecek miydiniz? Hadi kalkın, ben cana bakmaya geldim. Yok, gerek yok, biz sonra gideceğiz. Kız ne gerek yok, o kadar yoldan geldim. Hadi Furkan, karını al da çıkın, hadi. Biz de Can'la parka gideriz. Sonra oradan da salıncağa bineceğiz, değil mi? Tamam. E hadi o zaman. Size de bize de iyi eğlenceler. Hadi. Yok, gerçekten bu saatten sonra gerek yok. Kız görmüyor musun? Daha hava kararmadı ya. Ne demek bu saatten sonra? Hadi kalk kalk. Al şu karını hadi. Bence de, gel hadi. İyi hadi, tamam. Hadi bakayım. Dur, sepet hazırlayalım bari. Tamam. Bari evden çıkmadan önce Sümbül'ün önüne ütülenmemiş kıyafetlerin hepsini yığdım. Gözleri nasıl fal taşı gibi açıldı, görmen lazımdı. Ne dedi? Ne diyecek? İş yapmaya geldim madem, yapsın. Beğenmezsin o zaman bay bay deriz. Yani bence zaten o kadın dayanamaz. Yılar 2-3 güne gider. Sen ne yaptın başka bugün? Planlar, planlar. Ela ile Furkan pikniğe gideceklermiş. Ben de bunu öğrenince hemen Can'ı aldım, koştum gittim. Furkan'ı aldım evden. Çocuğu anaokuluna kaydettik. Sonra da alışverişe gittik. Ay baktım hala piknik piknik diye tutturuyor. Ben de işim var benim Furkan dedim. Can'ı bıraktım Furkan'a. Çıktım geldim. Yani Ela ile Furkan'ın da piknik biraz yalan oldu anlayacağın. Yani Burcu, senden korksam mı, takdir mi etsem bilemedim gerçekten. Vallahi takdir et canım. Furkan'la evlenince de tebrik edersin. Defol git artık buradan. Beni bir dinler misin lütfen? Dinlemeyeceğim. Her şey senin yüzünden oldu. Sen olmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Ya ben ne yaptım? Benim ne suçum var? Ya bir de soruyor musun ya? Bir de soruyor musun? Abim senin yüzünden gözaltında. Ya bana haksızlık ediyorsun. Benim bir suçum yok. Defol git Ceyda. Defol! Bana haksızlık ediyorsun bak gerçekten. Benim bir suçum yok bu konuda. Ceyda defol. Tam zamanı. Nazlı, hayır, hayır. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? O senin abin ya, abin. Ne istedi sen Murat'tan? Peki ya sen? Senin ne derdin vardı Murat'la? Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Ne istediniz Murat'tan ya? Ne yaptı o size? Nazlı, beni bir dinler misin? Ben hiçbir şeyi dinlemiyorum. Her şey ortada zaten. Ya Murat'ın başını yaktınız resmen. Ben bütün konuştuklarınızı duydum. Her şeyin farkındayım. Nazlı, beni bir dinle. Ben seni dinlemiyorum. Nazlı, kızım. De müsaade et. Konuşsun. Konuşsun. Tamam. Her şeyin sorumlusu bu hanımefendi işte. Tamam, ben de güvendim en başta. Hatta hayatımıza da benim yüzümden girdi. Ama bilseydim şu kapıdan içeri sokmazdım onu. Onun yüzünden abim gözaltına alındı. Onun yüzünden başı belaya girdi. Bu kız ne yaptı da Murat'ın başını belaya soktu? Tamam, siz de öğrenin o zaman. Abimin başını belaya sokan o araziyi Ceyda buldu. O ihaleye Ceyda yüzünden girdik. O arazi olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Abim gözaltına girmeyecekti. Ya daha fazla araştırmamız lazımdı. Söyledim. Söyledim ama dinlemedi beni. Gerçi abim de dinlemedi de. Yine de Ceyda'nın daha fazla araştırması lazımdı. Başımızı belaya sokan o. Senin bugün duyduğun konuşmada da bunları konuşuyorduk işte. Her zaman konuşuyoruz da. Ben artık dayanamıyorum. Artık defolup gitsin istiyorum. Benim bir suçum yok. Nereden bilebilirdim? Bilmek zorundasın. Senin işin bu.
Bu muydu yani? Ceyda'ya kızmanın sebebi bu mu? Ha? Buydu. Ama sen başka bir şey sandın herhalde Nazlı. Ben abim için canımı veririm. Sen benim ona ihanet edebileceğimi mi düşünüyorsun? Gerçi Zeynep'i kaçırdığımı da düşünmüştünüz değil mi? Bana hiçbir zaman güvenmediniz aslında. Tamam bak seni anlıyorum. Aklın abimde, endişelisin. Ama ben bunu hak etmedim Nazlı. Ethem Bey mi acaba? Ne reklam bitiyor ne de bir şeyiniz ya. Of akşama kadar dıt 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 dıt. Of. Can. 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 Can neredesin? Can. Üçüncü kez kahve demlememe değdi. Hava çok güzelmiş. Hala var ya. Efendim hala? Ela can kayboldu. Çocuğu kaybettim. Ne demek kayboldu? Kenan? Ben çok özür dilerim. Ya sinirlerim alt üst oldu. Ne düşüneceğimi, ne yapacağımı şaşırdım artık. Lütfen kusura bakma. Bak sen bizim için çok kıymetlisin. Abin için de öyle. Sen zaten bunları biliyorsun. Yani... Bu ara her şey o kadar üst üste geldi ki... Ben sağlıklı düşünemiyorum artık. Yani... Bir de Murat'ı böyle elleri kelepçeli götürüldüğünü görünce ben... Yani benim daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Yani beni ister affet, ister affetme. Sadece üzgün olduğumu bile. Nazlı. Affetmek ne demek? Biz bir aileyiz. Bak siz hepiniz çok iyisiniz. Sen çok iyisin, abim de öyle. Ya hepiniz öylesiniz. Olur, arada insanın aklı gider. İnsanlık hali canın sağ olsun. Sen sağ ol kendin. Çok sağ ol. Bak, sana söz veriyorum. Abimi kurtarmak için her şeyi yapacağım. Abimin tutuklanmaması için ne gerekiyorsa yapacağım. Söz veriyorum.